götürmüyoruz. Bu fikirlerin gelişmesi, yayılması için para harcayacağım. Diğer arkadaşlarım da, benim kafamda olan bazı arkadaşlarım da belki ileride daha fazla bağış yapmaya başlayacaklar. 30-40 dediğim sayı belki 100-150 olacak ve para sorunumuz hiç kalmayacak zannediyorum. Bir sene içinde olur, o duruma geliriz. Evet, Oktay arkadaşımız. Laikleri azaltacağım dediler. 5 kişiye kadar, 5 kişi çalışsınlar memurlardan vergi alacağım. 5 kişinin üzerindekilerden vergi alacağım. Evet. Şimdi bu memlekette bütün müesseseleri 5 kişi çalıştırmaya zorlamaz. En azından kâr. Güzel bir soru. Evet. İkinci bölümde de evrak olmayacak. İnsanlar vergi vermeyecek. Bu da küçük esnaf. 5 kişi daha çalışacak. Evet, vergi evet, vermeyecek. Bu tüketiciye karşı haksızlığa yol açmayacak. Şu anda vergi verdiği için insanlar belli evraklar veriyorlar karşı tarafa. Ne veriyor? İşte piş fatura veriyorlar. Çünkü karşında vergi veriyorlar. Onu kaldırıyoruz. İşte kaldırıyorsunuz. Şimdi evet, diyelim ki memlekette herkes çürük ürün satıyor. Çürük ürün satıyor. O faturayla vesaire gidip işte tüketici olarak kanunen hakkını geri alıyor. Yani sağlam ürünü alabiliyor. Şu anda Avrupa'daki, Amerika'daki sistem bu. Siz bu evrakları kaldırdınız. Adam ürün aldı, hepsi çürük. Bunu nasıl edebilecek? Satış fişi var. Şimdi bakın, vergi konusuna tam girmedik. Bizim vergiler 3 ana şeyde toplanıyor. Bir %10 vergi. 5 kişiden yukarı eleman çalıştıranlar beyanname verecek %10 vergi. İkincisi tüketim vergileri. Şehirden şehire değişecek. Mesela İstanbul'da sigara, içki ve bütün tüketim vergileri yüksek oluyor. Orta halli yerlerde düşük yerlerde de %1 gibi düşük oluyor. O yüzden bakkallar bir kasa kullanacaklar. Fakat sadece kasadan aldıkları %10 şeyse, KDV diyorum, satış vergisi haline getiriyoruz KDV'yi. KDV iyi bir vergi değildir çünkü üretim aşamasında alınıyor. Üretim aşamasında finans zorluğu yüzünden çok kötü bir vergidir. Asıl vergi tüketimde alınmalı. Yani malı sattığın zaman alacaksın. Tüketim vergisi diyoruz biz bunlara. İşte bu tüketim vergileri için fiş verilecek tabii. Fiş verilmesi şey demek değil, alacaksın fişini. Ama o fişten vergi iadesi falan yok. Biz vergiyi de şöyle bir değişiklik getiriyoruz. İşçi ve memur vergi ödemiyor. Zaten ödemiyordu ya. Zaten ödemiyor. İşçi ve memuru işveren istihdam ettiği coğrafi lokasyona göre vergisini veriyor. İşveren veriyor %10 olarak. Mesela İstanbul gibi zengin ve fazla nüfusun gelmesini istemediğimiz bir muhitte bu yüksek oluyor. Orta halli de orta oluyor, düşükte düşük oluyor. Mesela örnek vereyim. Bir tencere fabrikası kurdun. İstanbul'da veya yakınında kurduğun zaman çalıştırdığın personele ödediğin paranın %10'u kadar stopajı şeye yatırıyorsun. Devlete yatırıyorsun. Sen yatırıyorsun ama. Vergiyi çalışan veriyor diye değil. Mal, yani müessese sahibi %10. Mesela o ay diyelim ki 10 milyarlık ücret ödedin. 10 milyar ücret ödedin. 1 milyar da götürüyorsun. Devlete yatırıyorsun. Kastamonu'da bunu kurduğun zaman, Kastamonu'da aynı fabrikayı 10 milyarlık bordro ödediğin zaman sadece %1'ini, 100 milyonu yatırıyorsun. Yani o ücrette bile coğrafi gelişim farklılıkları dikkate alınmış durumda. Vergi politikamız böyle. Tabii haksız rekabet olacak, sen de Kastamonu'ya gideceksin. Zaten sistem o. Bütün meselede şimdi şehirlere yığılmayı önlemek için tek kullanacağın mekanizma vergi mekanizması. Mesela Şırnak'ta, Burdur'da, Siirt'te, Artvin'de, Sinop'ta vergi çok düşük. %1. Sıfır veyahut da. Şimdi bu bir haksızlık. Orada çalışan adam bile vergi, stopaj ödemeyecek. Emlak vergileri düşük ödenecek. Çünkü başka türlü ülkedeki dengesizliği uzun vadeli bu şekilde çözeceğiz. Başka teşvik yok çünkü. Başka hiçbir teşvik yok. Yani özel krediler, teşvikler falan yok. Ama kamu harcamalarından eşit şekilde yararlanacak mı? Kamu harcamaları da nedir? Demin anlattığım şeyler. Evet. O kadar işte, fazla değil. Milli Eğitim Bakanlığı'na 4 memur. Hatta size bir hikaye anlatayım. Ben bu Milli Eğitim Bakanlığı'nı 4 kişiye indireceğimizi deklare ettim. Parti kurulduğu zaman. Ondan sonra benim başkan yardımcım var. Raif Terzi. Onun özel bir okulu var. Şu şeyde. Tekirdağ Koleji mi ne?
O Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok çekmiş. Çünkü özel okulların hepsini eziyor Milli Eğitim Bakanlığı. Burnundan getiriyor hepsini. Çünkü onlar rakip görüyorlar, düşman görüyorlar. Bana dedi ki, ya Besim Bey dedi, şeydir, Arnavut göçmenidir, Türkçe'yi de çok zor konuşur. Ha bu dedi şeydir ya, üçe indiremez miyiz dedi. Nasıl indirelim? Bakanı dedi, ehliyeti, şoför ehliyeti olandan bakan yaparsın, üç kişi olur dedi. Onu da düşünüyoruz ciddi ciddi. Yani adama diyeceğiz ki, Milli Eğitim Bakanı, ehliyetin var mı? Var abi, peki sen bakan ol. Öyle ya, arabanı da sen kullan. Ya bunlar böyle, bunları espri olarak diyor, bunları yapacağız. Bunları yapacağız, bunlar da zor değil yani. Kendi arabasını kullansın. Bir dakika Tülay, sen çok sordun, arkadaşlar eşit buyurun. Dağıtalım. Buyurun. Yani şimdi enflasyon düşürülmesi konusunda IMF'in bir şok paket hazırladığı gündeme geldi. Siz katılıyor musunuz? Bir yılda enflasyonun IMF'in hazırladığı bir şok paketle düşürülebileceğine ya da hükümetin bu konudaki çabalarının gerçekten sonuç vereceğine inanıyor musunuz? IMF'in söylediği hükümetin söylediğinden daha doğrudur. Yani IMF bir sene içine şok paketle düşürün dediği doğrudur. Biz onu 6 ay düşünüyoruz. IMF bizim yeni lirayı da benimsemiş durumda. Onun adına nominal çıpa diyorlar. Nominal çıpa. Çıpa ne demektir? Çıpa yatıyorsun, gemi gitmiyor bir tarafa, duruyor. Yani öyle yeni para birimi bulacaksın ki enflasyondan aşağı düşmeyecek. Bir süre tutunacak. Dolara bağlı yeni liranın felsefesi budur. Bu başka ülkelerde akıllı uygulandığı ülkelerde muvaffak olmuştur. Türkiye'de de muvaffak olur. IMF'in söylediği program 6 ayda. Biz 6 ayda uygulamayı düşünüyoruz onu. Bütün esas da iç borçların kapatılmasına yöneliyor. IMF de iç borçları kapatmak için çok kısıntı getirmiş. Çünkü özelleştirmeye inanmıyor adamlar. Yani bu hükümetin özelleştirme yapacağına inanmadığı için bir sürü kısıtlama getiriyor. Emeklilik yaşı için söyledikleri de doğrudur. Bizde çok genç emeklilik var, o yanlıştır. Ama biz zaten emekliliği özel hale getireceğiz. Özel fonlara vereceğiz. Belediyeler ne olacak başkanım? Belediyeler çok güçlü olacak. 1400 tane mesela Şişli'de memur var. Bu kaça düşecek? Belediyeler hemen hemen her şeyi özel firmalara verecekler. Fakat kendileri güçlü olacaklar. Çünkü rant, imar rantını doğrudan belediye alacak. Ve devlete de intikal ettirecek. Yani şehrin etrafına arazi alıp da bir tarla, işte sonra buradan yol geçecek. Burada bine yapacağım devri bitecek. Öyle tarlaları belediye tarımsal değeri üzerinden kamulaştırıp şeyi açacak, imara açacak. Yani o şekilde büyük para var o işte. Zaten siz çok iyi bilirseniz İstanbul'un arsa rantını yarısını devlet alsa bütçeye ihtiyaç kalmaz. İyice bakın etrafınıza, bütün İstanbul'a. Onun haksızlığı da ortadan kalkacak. Ama daha evvelden yüksek para vermişsin bir araziye, orada haksızlık var. Ama peşinen bilirsen para da bağlamazsın. Yani bilmem neredeki tarlaya lüzumsuz yere para bağlamazsın. Yani arsa spekülasyonculuğu bitecek. Evet, masalice. Sayın Başkan, sistemin bozukluğunu Türkiye'de ifade etmek durumunda olan çok insan var. Biliyorsunuz Reis Cumhur bile bir mülakaşa mevzu yaptı bunu. Başkanlık sistemini konuşalım dedi. Partilerden bir kısmı bu konuyu gündemine almış. Ama tabii siz çok daha geniş, daha detaylı bir şekilde bu olayı ele almış durumdasınız. Fakat ben bir noktada çok tereddütüm. Türkiye'de mevcut partilerin dışında iktidar olmak, bir partiyi alıp götürüp iktidara gelmek, bu fikirleri tatbik edebilmek, halkın çoğunluğu tarafından benimsense dahi bugünkü sistem içerisinde, bugünkü meclis sistemi içerisinde çok zor ve çok uzun zaman isteyen bir olay. Milletin de artık beklemeye tahammülü yok. Daha kısa bir yol. Mesela bugünkü birikiminiz ve çalışkanlığınızla diyelim, becerinizle mevcut partilerden birine size yakın olan ve daha evvel de mesela içinde bulunduğunuz veya başka bir partiye intisap edip daha süratli bir şekilde o partinin tepe noktalarına gelmek suretiyle bu fikirleri tatbik etme noktasını hiç düşündünüz mü? Çünkü geçmiş örnekleri var biliyorsunuz. Türkiye'de bu tip partilerin bugünkü sistemi aşıp ülkenin kaderini ele geçirmesi hiç de kolay bir yol değil. Acaba biz görebilir miyiz diye endişe duyuyoruz. Sen vitaminlerini eksik etme, rahat görürsün.
Şimdi Mazhar Bey'in söylediği bizim kuruluşumuzdan beri bize söylenen ve bizim de çok yoğun düşündüğümüz bir konudur. Biz bunu partiyi kurmadan evvel uzun uzun düşündük. Yani kurmadan evvel düşündük. Kurduğumuz zaman o soruya cevap verilmişti. Şimdiki durumda herhangi bir partinin, mevcut büyük partililerin birine girip de orada etkili olmak çok zor. Bırakın zorluğu, bu lafları bile söyleyemezdik. Siz beni tanıyamazdınız bile o zaman. Şimdi hiç olmazsa fikirlerimden dolayı biliyorsunuz. O zaman başkanın izni olmadan televizyona çıkıp konuşma yapamıyorsun. Hiçbir parti yapamıyorsun. Yani bu olmaz. Bu iş olmaz. Bizim büyüyüp iktidar olmamıza gelince doğrudur. Bu konuda endişeler vardır. Bunları da çok gerçekçi buluyorum. Bizim zaten üçlü bir şeyimiz var. Devrelerimiz var. Birinci devrede bu adam doğru söylüyor lafını duymaya başladık. Yani önce biraz arkadaşımızın dediği gibi uçuk geldi ama bizim söylediğimiz her şey gerçekçi olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı. İkincisi bu adamlar doğru söylüyor fakat bunları yapamazlar dendi. Onu da aşmaya çalışıyoruz kararlılığımızla, geçmiş tecrübelerimizi öne koyarak. En zor olan üçüncüsü bunlar doğru söylüyor, söylediklerini de yaparlar ama bunlar iktidar olamazlar noktasına geliyor. Bir parti nasıl iktidar olur? Oy çoğunluğunu alırsa en büyük parti olur. Biz mesela şimdi diyelim ki bu halimizden 3 ay içinde en çok beğenilen parti olsak, bütün Türkiye'de sesimizi yeterince duyursak, şimdi fırsat oldu, size böyle bir hitap etme imkanı buldum. Bütün Türk toplumuna saatlerce anlatıp kendimize çekebilsek demek ki biz en büyük parti oluruz. Şimdiki durumumuz %5 civarında bir sempatizanımız var. Arada bir iyi neticeler de geliyor. Mesela bizim eski İstanbul İl Başkanımız Mehmet Abut Bey'di, akupunkturcu. Tanır mısınız bilmiyorum. İstanbul İl Başkanı'ydı. Bir gün bana koşa koşa geldi. Dedi Besim Bey dedi, seçimde %80-90'dan iktidarız dedi. Ben de dedim ki ya Mehmet Bey nasıl buldun bu neticeyi? Ben dedi anket yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun anket? Hastalarıma soruyorum. Hepsi liberal demokratım diyor. Adam elinde iğne tabii liberal demokrat. Yanlış söylese başka yerine sokacak iğneyi. Yani onun için onun anketi böyle çıktı. %80-90 iktidar çıktı. Derken geçen gün Konya'dan arkadaşlar geldiler. Konya'da çok çalışkan bir şeyimiz var. Teşkilatımız var. Dediler abi biz iktidarız. Nasıl oldu? Onlar da esnafı ziyaret etmişler. 120 küsur esnaf, 86'sı tam rakam veriyorum. 86'sı bize oy vereceğini söylemiş. Bizi çok tutarlı bulduklarını, oy vereceklerini söylemiş. Tabii kısmı böyle güzel haberler geliyor. Fakat gerçek gücümüzün %5-6 civarında, o da sempatizan durumunda olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bugün seçime girsek bize oy verir anlamında değil. Çünkü oyumuz kaybolacak diye başka partilere yönelebilirler. Fakat büyük parti olmak zor iş değildir. Rahmetli Özal'ı hatırlayın. İlk partiyi kurduğunda şeyi geçeceğini kimse düşünmüyordu. Ona da çok telkin edildi. MDP ile ortak beraber yapın diye. Hatırlıyorsunuz. Hatta size ben bir hikaye anlatayım. Ben o sırada Özal'ı çok destekliyordum. Kapalı çarşıda esnafı çağırıp yemek veriyorduk. Öğle yemeği, sohbet ediyorduk. Her seferinde de kime oy vereceksiniz diye soruyorum. Mesela 15 kişi var yemekte. 13'ü Özal diyor, biri ikisi başka partilere diyor diyelim. Kim kazanacak seçimi diyorum, 15'i birden Özal kazanamaz diyor. Bir sefer 21 kişi vardı, aynı mesele. 21 kişide de 18 kişi Özal dedi, diğer 3 kişi başka partilere. Kim seçimi kazanacak diye hep birlikte Özal kazanamaz diyorlar. Dedim ki bunlara ya bu oy verecek olan uzaydan mı gelecek? Bunu siz yapacaksınız. Yani halk oy verecek. Nitekim Özal %40 küsürle tek başına iktidar oldu. Bizim bu şansımız yok. Çünkü Özal bir fırsattan faydalandı, bir boşluktan faydalandı. Şimdi daha değişik bir boşluk var. Şimdiki boşluk diğer partilerin çaresizliğidir. Şimdi siz kendi kafanızda söyleyin bakalım. Bizim şu söylediğimiz çözümlere benzer çözüm söyleyip de bize burada herhangi bir iddiada bulunabilecek bir parti var mı? Hadi bir tanesi çıkın diye ki falan parti var kardeşim deyin. Enflasyonun ne olduğunu, ekonominin ne olduğunu bilen bir parti var mı? Bunlar yok. Bunlar çok zayıf partiler. Bu boşlukta bu. Bizim boşluğumuz bu. Onun için bizim muvaffak olacağımızı düşünüyorum. Muvaffakiyetimizi tam ispat etmek için size bir havuz sorusu soracağım. Şimdi bu havuz sorusunu bizim şeyler bilir. Onun için siz katılmayacaksınız bizim partililer.
Şimdi bak, bir havuz var. Havuza bir yaprak düşüyor. İkiye çıkıyor ertesi gün. Ertesi gün de dörde çıkıyor. Yani her gün yaprak sayısı bir misli artıyor havuzda. Tamam mı? Ve havuz 30 günde doluyor. Birinci günden 30. gün arası. 30 günde havuz yaprakla doldu. 20. günde havuzun ne kadarı doludur? Yüzde kaçı doludur 20. günde? Tahmin edin bakayım. Efendim? 30. günde tamamı dolu. 20. güne doğru iniyorum. Binde biri. Dikkat edin. Binde biri. Hatta tam rakam 1024'te biridir. Siz sınıfta kaldınız vallahi. Geçen gün Silivri İş Adamları Derneği'nde sordum. Oradan biri bildi. 1024'te biri dedi adam. Pat diye. Tüy almıştım. Tüy almış mı? Yukarıda söyleseydim şimdi ben de. Şimdi bu neden? Geometrik artış var ya. 2, 4. Bak şimdi 1000'e nasıl gidiyoruz? 10 günde 1000'e nasıl gidiyoruz? Birinci günün sonunda 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 526, 256, 512, 1024. 10 gün oldu işte 10 günde. Şimdi neden? 20. günde 1000'de biri dolu ya. 10 gün sonra hepsi doluyor. Veya şöyle bir örnek vereyim. 10 günde doluyor bir havuz. 1000'de biri dolu. 1000'de biri dolu olan bir havuz. 1'e şey artarak 10 günde doluyorsa bu. Yani demek ki 10 günde her gün, mesela siz diyelim ki her gün bir üye yapsanız ve her ay bir yeni üye yapsanız bir kişi olarak ve her üye de her ay bir başka yeni üye yapsa 10 gün sonra 1000 üye oluyor. 10 sene sonra ne oluyor o? 1 milyon üye oluyor. 10 ay sonra, 20 ay sonra diyelim ki 1 milyon üye, 30 ay sonra 1 milyar üye oluyor. O zaman Çin'e gitmemiz lazım politika yapmak için. Türkiye'de yetmiyor. Neyse, ben konuşmamı bitirme şeyine geçeyim mi? Evet, başkan. Zaten zamanı da oldu. Sağ olun, teşekkür ediyoruz başkana. Siz kapatıyorsunuz. Evet. Ben tabii niye bitirme şeyine geleyim dedim. Sizden çünkü yardım isteyeceğim. Yani bizim partiye ilgi, destek ve yardım etmenizi rica ediyorum. İşin özetleneceği bu. İsterseniz de bir de papaz hikayesi anlatabilirim. Bu papaz hikayesi de meşhurdur. Bizim partililerimiz dinleye dinleye bir hal oldular. Şimdi bir kasabada çok zengin, yaşlı bir hanım varmış. Bir kiliseye gidiyor. O kilisenin de genç papazı devamlı hanımla ilgilenirmiş. Boş zamanlarında gezdirirmiş falan filan. Derken hanım bir gün ölmüş. Açmışlar vasiyetini. Bütün vasiyet parasını pulunu başka bir kiliseye bırakmış. Gene yakınlarda bir başka kiliseye. Adamcağız çok bozulmuş. Gitmiş o kilisenin papazına. Havadan sudan konuştuktan sonra lafı bu hanıma getirmiş. İşte rahmetli şöyleydi, iyiydi, şuydu, buydu. Ama demiş ya sen ne yaptın? Bütün mirasını sana bıraktı demiş. Öteki papaz bakmış. Öteki papaz yaşlı bir papaz. Vallahi demiş ben bir şey yapmadım. Gittim istedim demiş. Şimdi genç papaz dolaşmış durmuş bir şey istememiş kadından. Yaşlısı bir defa uğramış istemiş vasiyetinde pay. Biz de istemeden gitmeyelim burada. Genç papazın durumuna düşmeyelim. Sizi zaten politikaya davet ediyorum. İş adamı olarak çeşitli güçlükler içinde çalışıyorsunuz. Gerçek hayatın içindesiniz. Onun için politikaya müsaitse vaktiniz, durumunuz girmenizde büyük yarar görüyoruz. Politikaya girince de sakın başka partiden girip başımıza bela olmayın. Tamam mı? Girecekseniz bizim partiden girin. Hepinize yakın ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, katıldığı için biz de teşekkür ediyoruz. Kabul buyururlarsa üye olarak size... Tabii. Çok memnun olurum şerefli. Evet. Teşekkür ederim. Ben bir de rozetimizi takdim edeceğim Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Şuraya takarsam. Evet başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı. Sağ olun. İyi sohbet ettik.